olmazsa yaşayamayacağımız şey nedir? Evet, uyku. Uyku süreci sağlığımız için çok önemlidir ve çok karmaşıktır. Bilim, uyku sırasında vücudumuzla beynimize ne olduğunu ve uykumuzu olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörleri bulmak için elinden geleni yapıyor. Bu girişimler sayesinde uyku hakkında yaygın olarak yanlış bilinen inanışlar ortaya çıktı. 11. Uyku pasif bir eylemdir. Başka ne olabilirdi ki? Uyurken sonuçta hiçbir şey yapmıyorsunuz, öyle değil mi? Yanılıyorsunuz. Gece hareketsiz ve pasif olsanız da farkında olmadığınız pek çok hayati süreç gerçekleşiyor. İlk olarak siz rüyalarınızı izlerken beyniniz çok meşgul oluyor. Gün içinde aldığı tüm bilgileri birleştirip daha sonra kullanmak üzere dosyalayarak uzun süreli belleği oluşturuyor. Ayrıca endokrin sisteminiz uyku sırasında her biri farklı amaçlara sahip olan bir dizi hormon salgılıyor. Örneğin epifiz bezi uyku düzeninizi kontrol eden melatonin hormonunu üretiyor. Geceleri melatonin seviyesi yükseliyor ve bu yüzden uykunuz geliyor. Hipofiz beziniz ise vücudunuzun gelişmesini ve kendisini onarmasını sağlayan büyüme hormonu salgılıyor. 10. Gözleriniz açıkken uyuyamazsınız. Hiç uyandığınızda gözlerinizin acıdığını ve normalden daha kuru olduğunu fark ettiniz mi? Sizi korkutmak istemiyorum ama bu gözleriniz açık uyuduğunuzun bir göstergesi olabilir. Bu durum tıp dilinde noktural lagofitalmos olarak adlandırılan bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Bu insanlar göz kapakları tam kapanmadığı için gözleri tamamen ya da kısmen açık uyuyorlar. Bu durum enfeksiyon, inme, ameliyat, travma veya bel paralizi gibi birçok faktörün neden olabileceği yüz felcinden kaynaklanıyor. Uyurken gözlerinizin kapanmaması, uyumadan önce göz maskesi takılarak tedavi edilebilir. Buna rağmen daha karmaşık durumlarda gözleri açık bir şekilde uyumak, uyku kalitesini etkileyebileceği ve korneaya zarar verebileceği için kişinin ameliyat olması gerekebilir. Kornea hasarı ciddi bir durumdur ve görme sorunlarına neden olabilir. Bu hastalığa sahip olanlar acaba iş yerinde uyuyorlar mıdır? Patronları muhtemelen fark etmiyordur bile. 9. Ayın evreleri uykumuzu etkiler. Dolunayın bizi uykusuz bıraktığı yaygın bir inanç. Acaba gerçekten öyle mi? Gerçeği öğrenmek için birçok araştırma yapıldı ama sonuçları çelişkili. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırma, insanların dolunay çıktığında daha az uyuduklarını, uykuya dalmalarının daha uzun sürdüğünü ve uykularının daha hafif olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında araştırmaya katılan gönüllüler, perdelerin kapalı olduğu odalarda uyuduklarından ayı göremediler ve ayın hangi evrede olduğundan haberleri yoktu. Bu çalışmanın sonuçları, gönüllü sayısı sadece 33 kişi olduğundan o kadar da güvenilir değil. İşte bu yüzden Max Planck Psikiyatri Enstitüsü'ndeki araştırmacılar daha fazla insanın uykusunu analiz etmeye karar verdi. Araştırmaya yaklaşık 1265 kişi katıldı. Ayın döngüleri ve uyku arasında bir ilişki bulamadılar. Bu yüzden suçu aya atmayın. 8. Horlamak önemli bir sorun değildir. O da arkadaşınız gece boyunca horladığı için gece uyuyamadınız mı? Evet, insanlar genellikle horlamayı gece boyunca onları uyandıran küçük bir sorun olarak görürler. Biri ara sıra horluyorsa bu arkadaşlar arasında şaka konusu olur. Bununla beraber sürekli ve yüksek sesle horlamak sağlık sorunlarının göstergesidir. Horlama, tıkayıcı uyku apne sendromunun yani TUAS'ın belirtisi olabilir. TUAS hastalarının solunum yolları tıkanır ve gece uykusu sırasında solunumları duraksar. TUAS sadece uyku kalitenizi etkilemez, aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet, obezite, kalp krizi ve felce de yol açabilir. Eğer oda arkadaşınız horlamasıyla sizi rahatsız etmeye devam ediyorsa onu bir doktora gösterin. 7. Televizyon izlemek veya akıllı telefonla oynamak uykuya dalmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz diziyi izlerken ya da sosyal medyada gezinirken uyuya mı kalıyorsunuz? Uykuya dalma rutininizi gözden geçirme zamanınız gelmiş.
Kullandığınız tüm aletler, uykunuzu getiren melatonin hormonunun salgılanmasını önleyen mavi ışık yayar. Bu nedenle uykuya dalmanız daha uzun sürer ve sonuç olarak normalde uyuyabileceğinizden daha az uyursunuz. Bilim insanları bu davranış için bir isim de buldular. Uykuyu erteleme. Bu hiçbir bahaneniz olmadan hayal dünyasına sürüklenmeyi bilerek ertelediğinizde gerçekleşir. Uyku uzmanları uyumadan en az bir saat önce tüm elektronik cihazlarınızı kapatmanızı öneriyor. Uyumadan önceki zamanınızı kitap okuyarak veya vücudunuzun gevşemesine yardımcı olacak yoga yaparak geçirmek çok daha iyi. Neden kendinizi tatlı uykudan mahrum bırakasınız ki? 6. Gün ortasında kestirmek verimliliğinizi azaltır. Gün ortasında uyumak kötü bir şey olarak görülür. Çünkü insanlar uyanınca kendilerini sersemlemiş hissederler. Ayrıca bu uyku düzeninizi bozar. Ama bazen yorgunluktan dolayı kestirme dürtüsüyle başa çıkamadığınızda pes edip kendinizi bırakmak en iyisidir. Tabii bunu yalnızca durumunuz el veriyorsa yapın. Patronunuz iş yerinde uyumanızdan hoşlanmayacaktır. Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 7 ila 10 dakikalık kısa uykuların dikkatinizi arttırdığını ve beyninizin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu kanıtladı. Yaşasın şekerleme! Ama öğlen erken saatlerde kestirmenin geç saatlere göre daha iyi geleceğini unutmayın. Bu sayede şekerleme gece uykunuzu engellememiş olur. 5. Bir uyur gezeri asla uyandırmamalısınız. Hepimiz bir uyur gezeri uyandırmanın çok tehlikeli olduğuna ve komaya, beyin hasarına ve hatta kalp krizine neden olabileceğine dair söylentileri duymuşuzdur. Aslında bir uyur gezeri uyandırırsanız bu tür bir şeyin gerçekleşmesi pek olası değildir. Böyle bir durumda karşılaşabileceğiniz başka bir sorun vardır. Uyur gezer insanları uyandırmak çok zordur. Yapabileceğiniz en iyi şey uyur gezeri yavaşça yatağa geri yönlendirmektir. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız uyur gezeri yüksek sesle uyandırın. Uyanınca şiddet içeren bir tepki verebileceğinden uyur gezerden uzak durun. 4. Günde 8 saatten az uyumamanız gerekir. Açıkça söylemek gerekirse insanların ihtiyaç duyduğu uyku miktarı kişiden kişiye değişir ve 6 ila 9 saat arasındadır. Bazıları az uykuya dayanabilir, bazılarınınsa sabah kendini tazelenmiş hissetmek için daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Kaç saatlik uykuya ihtiyaç duyduğunuzu anlamanın yollarından biri küçük bir deney yapmaktır. Bir hafta boyunca sadece kendinizi yorgun hissettiğinizde uyuyun ve alarm kurmadan uyanın. Haftanın sonunda sizin için ideal olan uyku süresini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Bu arada bilimsel araştırmalar, yeterince uyuyamayanların ya da çok fazla uyuyanların ölüm oranının arttığını buldu. Hazır uyku süresinden bahsetmişken... 3. Yeterince uyuyamamak yalnızca yorgunluğa yol açar. Önemli bir işi ya da projeyi bitirebilmek için sabahladığınız oldu mu? İşinizi son teslim tarihinden önce bitirmiş olmanız harika olsa da uykusuz kalmak alışkanlığa dönüşmemelidir. Çünkü sağlığınız için zararlıdır. Uyku yoksunluğu, bilişsel performansınızı ciddi oranda etkileyerek odaklanmanızı ve yaratıcı olmanızı zorlaştırır. Bilim, yetersiz uykunun depresyon, kaygı bozukluğu ve kilo alma da dahil olmak üzere her türlü sağlık sorununa neden olduğunu kanıtlamıştır. Dahası, gece dinlenmemek yüksek tansiyon ve diyabet riskini artırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi az uyumak, bağışıklık sisteminizi, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı savunmasız bırakır. 2. Erken kalkanlar gece kuşlarına göre hayatta daha başarılıdır. İnsanlar iki gruba ayrılır. Erken kalkanlar, yani erkenciler ve geç kalkanlar, yani gece kuşları. Erken kalkanların genelde daha üretken, çalışkan ve proaktif olduklarına inanılır. Bu özellikleri sayesinde geç saate kalanlara oranla daha çok şey başardıkları söylenir. Ancak İngiliz Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre sağlığınızın ve başarınızın ne zaman uyandığınızla bir ilgisi yoktur. Gece kuşları erkencilerle aynıdır. Hatta gece kuşları erkencilere oranla daha zengin olabilirler. Aslında gece kuşu ya da erkenci olmanız kalıtımsal olan kronotipiniz tarafından belirlenir.
1. Alarmı ertelemek zararsızdır. Sadece 5 dakika daha. Muhtemelen alarmınızı erteleyip yatakta biraz daha kalmaya karar verdiğinizde aklınızdan geçen budur. Ancak bu 5 dakika size zarar verebilir. Uyanmayı ertelediğinizde tekrar bir uyku döngüsüne girersiniz. Bu uyku döngüsü 75 ila 90 dakika sürer. İkinci bir alarm çaldığında ve uykunuzu böldüğünde beyniniz bu yeni uyku döngüsüne sıkışıp kaldığı ve olabilecek en iyi şekilde çalışmayı reddettiği için kendinizi yorgun ve sersemlemiş hissetme olasılığınız yükselir. Bu yüzden akıllı telefonunuzu başka bir odaya koyun. Böylece tekrar uyumanın cazibesine kapılmamış olursunuz. Uyku hakkında bildiğiniz başka yanlış inanışlar var mı? Aşağıda yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve hayata her zaman olumlu bakmak için abone olun.